çocuklar uzun ve keyifli bir yaz tatilinden çıktıkları olmayacak. Çünkü derse gittiği zaman geç saatte uyuyup erken kalkıp derse gidince ne olamayacak. Ayrıca saat 9-9.30'dan sonra haydi 10 puan diyeyim ben onlara, bu puanı almış oluyorlar. Diğer öğün sabah kahvaltısı. Çünkü niye? Gece boyunca vücudumuz hala çalışmaya devam. Hep başka şeylerde arayabiliyoruz. İlk sorulması gereken soru. Öncelikle dikkat etmeleri gereken şey gece yatma saati. Çünkü çocuklar yaz tatilinden çıktıklarında saat 9-9.30 değil, biraz daha bu işi esnetmiş olabilirler. O yüzden uyku saati 9-9.30'u geçmesin. Çünkü büyüme hormonu bu saatte salgılanıyor. Büyüme hormonu salgılandıktan sonra vücudun onarımı başlıyor. Çocuklarımızın büyüme ve gelişmesi için mutlaka bu saati kaçırmadan ve ertesi gün dersteki başarılarını da etkileyeceğini unutmadan güzel saatinde yatacaklar ve saatinde kalkıp derslerine gidecekler. Ama ikinci olarak yapmaları gereken şey sabah kalktıklarında kahvaltı yapmaları. Çocuklarımız bazen sabah çok erken kalktık düşüncesiyle kahvaltı yapmak istemeyebiliyorlar ya da okula adaptasyonda zorlanabiliyorlar. Eğer okulda kahvaltı yapıyorlarsa, böyle bir program varsa çocukların hayatında, okulda mutlaka kahvaltı yaptığını velilerin öğretmenlerinden öğrenmesi gerekli. Ya da garanti olması için kendileri çocuklarına proteinli bir kahvaltı yaptırmalılar. Eğer çok mide bulantısı olan bir çocuksa ona tam tahıllı ekmeklerden, peynirden bir tost yaparlar. Yanına biraz zeytin, ceviz ve bir bardak süt vererek bunu da önlemiş olurlar. Ama yumurtalı, peynirli kahvaltı gerçekten çocuğun hem gelişimi için hem de öğle saatine kadar tok kalması açısından çok önemli olacak. Okulda çok uzun süre kaldıkları için öğle ile akşam arası çok uzun. Çocuklar burada çok acıkıyor, kan şekerleri çok düşüyor. Eğer bir şey yemiyorlarsa akşam yemeğine gittiklerinde aşırı derecede aç oluyorlar. Çok aç olmaları demek daha çok karbonhidrat isteğini, daha fazla yemek yeme isteğini getiriyor. Biz istiyoruz ki daha kaliteli beslensin, daha protein ağırlıklı beslensin, kaliteli karbonhidratları, sebzesi filan da kuru yemiş grubu da yine yanında olsun. Bunları istiyoruz. O yüzden bir ara öğün yapmaları gerekli. Öğle ile akşam arasında okulda verilmiyorsa eğer anneler beslenme çantasının içine bir kutu süt, belki kefir seviyorsa kefir, yoğurt, bir tane meyve, biraz avuç içi kadar kuru yemiş ya da çocuk çok fazla acıkan bir çocuksa, çünkü büyümesi daha hızlı olabilir, o zaman küçük bir tost yapabilir, yanına bir meyve verebilir ya da bir kutu süt bırakabilir. Çocuk mutlaka o ara öğünü yapmalı ki sağlıklı bir şekilde kan şekeri dengesi devam etsin. Süt, yoğurt grubunu kullandığından emin olmalı. Yani çocuk içiyorum diyorsa gerçekten içti mi? Akşam yemeğini sütünü eklemeli ya da akşam yemeğini çok erken yiyip 9-9.30'da yatacak, yatmadan bir 2 saat öncesinde bir bardak süt içirmeli ki kemik gelişimi, dişlerin gelişimi kalsiyum alımına bağlı. Sağlıklı büyümesi için iskeletinin daha sağlam olmasını istiyorsa kalsiyum alımı çok 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 önemli. Sabah kahvaltısında yumurta yediğinden emin olmalılar. Bu çocuklar için çok önemli. Ayrıca kahvaltılarına ve öğleden sonraki ara öğünlerine biraz kuru yemiş eklemeleri gerekiyor. Ceviz, badem, fındık gibi. Bunlar neden önemli? Çünkü kaliteli yağ grubu ama beyin gelişimi için, zihinsel fonksiyonların, matematik zekasının daha yüksek olması için çocuklarımıza, çünkü onlar gidecekler, yeni alfabeyi öğrenecekler. Okur yazar olmaya çalışacaklar ve onlar için çok zor bir süreç aslında. Çok zorlanıyorlar birinci sınıfta öğrenene kadar. Öğrenmelerini desteklemek için bizim kuru yemişlerini, süt, yoğurt grubunu ve yumurtasını eksik etmememiz gerekiyor. Birinci sınıf su içmeyi unutabilir. Çünkü daha okula adaptasyonda zorlanıyor. Okur yazar olmakta zorlanacak. Böyle bir süreçten geçecek. Su içmek
tamamen atlayabilir. Susadığında su aklına gelebilir. Anneler onlara suluklarını koyacak, her gün dezenfekte edecekler. Çünkü mikroorganizmalar orada üreyebiliyor, hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Sularını çocuklar bütün gün boyunca içmiş olacak. Çocuklar asitli içeceklerden, bu cipslerden, kızartmalı besinlerden, abur cuburlardan uzak durması gerekiyor. Bunun için de öncelikle ailelerin kendi beslenme alışkanlığını değiştirmesi gerekli. Yani evinde bunları sürekli bulunduran bir aile ise çocuk buna alışarak zaten geliyor, büyüyor. Bu alışkanlığını devam ettirir. Ya da okul çevresinde satılıyorsa okul yönetiminin buna bir el atması gerekiyor. Yani satılmamalı ya da okulda bunların hiçbir şekilde bulunmaması gerekiyor. İkinci sınıf, ya inanılmaz hastalık nedeni. Çocuklar her şeyi okuyorlar okulda, yani bilip bilmedik. Evine getiriyor. Yani evet. Mesela tuvalete girdi, gitti elini yıkamadı, geldi. Gelirken arkadaşlarına dokundu, arkadaşları başkalarına dokundu,